Selamlar, Steam haftalık indirimlerine hoş geldiniz. Ben Ejderha, yanımda da Orhun Dıhın. Orhun Dıhın. Evet, Steam indirimleri zamanında, yaz indirimleri zamanında bir tane video çekmiştik. Şunlar var indirimde diye. Baktık ki siz bayağı hoş karşıladınız bu videoyu. O yüzden biz de bunu haftalık haline döndürmeye karar verdik. Bu hafta Steam'de indirime giren oyunlar içerisinden 5 tanesini seçtik. Bunları kaçırmayın. Ya da belki de kaçırın diyeceğiz. Belki de. Çünkü kaçırın diyeceğim bir oyun olacak içinde. Muhakkak. Steam haftalık indirimlerinde oyuna giren, yani indirime giren oyunların hepsi şahane olmuyorlar. Ama evet, alternatif arayanlar, yeni oyun arayanlar için gayet güzel bir kaynak. Dolayısıyla videoya aslında ilk oyunumuzla başlayalım. Evet. Yolların hastası olanlar için aslında çok da sorulan bir oyundu bu. Euro Truck Simulator 2. Yani baktığın zaman mantık olarak çok saçma geliyor. Lan niye girip de bir tırı, yani bir şehirden bir şehire götüresin ki falan diye bir şey düşünüyorsun ama o tırın başına geçince işte hikaye öyle oluyor. Aynen. Hakikaten birden böyle bir fizikselde bir değişim geçiriyorsun. Aa, böyle falan böyle. Meditasyon yapar gibi gece karanlığında yağmurlu bir havada bir yerden bir yere mal taşımak, yani çok basit bir oyunmuş gibi gelse de o atmosfere giriyorsunuz. Dolayısıyla da tavsiye ettiğimiz oyunlar arasında 15,6 lira yani 16 liraya Steam haftalık indirimlerinden alabilirsiniz. 15,5 diyelim. Ama 10 kuruştan ötürü alamazsanız bakın ona göre kartınıza para yüklü. Evet. İkinci oyun Hatred. Bu işte almayın diyeceğim oyun. İndirime girdi. Karşısı 14.25 TL olmuş. İndirime girmesi sizi yanıltmasın. Bu oyunu almayın. Evet. Yani şöyle bir şey var, o içerdiği şiddet, yani her oyun şiddet içeriyor ama bunun amaçsız bir şiddet olduğundan ben de çok sevdiğim, çok tavsiye edeceğim bir oyun değil. Ama güzel yorumları var şey açısından, hani oyun olarak güzel bir oyun demişler. Ama oyun yani, olarak güzel bir oyun değil, katılmıyorum. Yani kullanıcı yorumları uymamış bize o konuda. Ben de bence de çok güzel bir oyun değil ama 100-170 itibariyle şey demişler, olumlu oy vermişler. Katılmıyorum. Yani, hiç oyunda herhangi bir mekanikleri zayıf, çatışma zayıf. Yani zayıf bir oyun bence. 14 lira dahi etmez. 5 lira etmiş olsaydı alın bakın derdim. Bir göz atmak isterseniz Hatred orada. Bizce bakmayın. Ya bakın ama almayın. üçüncü oyunumuz Napoleon Total War. Evet, bu sende top. Ben hiç Total War'la ilgili bir... ben de çok Total War oynamadım ne yalan söyleyeyim. Ama yani Total War serisini hepimiz biliyoruz. Sonuç itibariyle oynamamış olsam da çok izlemişliğim vardır. YouTube'da çok fazla strateji çeken insanlar var. Göz atmanızı tavsiye ederim. Napoleon Total War'da işte ünlü Fransız diktatörünün, Napolyon'un girdiği savaşları ve girip de kaybettiği savaşlara dahil olmak üzere girip oynayabildiğiniz bir Total War oyunu. Hani Napolyon kaybetti, ben kazanırım, ben işte stratejinin ustası benim ulan diyorsanız Ruslara bulaşmayacak. Evet, Ruslara bulaşmayacak. Ruslara bulaşmayacak. 11 lira arkadaşlar bu oyunda. Hatred'den daha düşük olması ki neredeyse AAA diyebileceğim bir oyundu. Kesinlikle. AAA zaten. AAA aslında yani, diyebilecek demeyelim. Hatred'den daha ucuz alın. Alın, kesinlikle. Yani paranız varsa tabii. Dördüncü oyunumuz... Stratejisi seviyorsanız tabii. Aynen. Ben sevmemiş, sevmemiş. Dördüncü oyunumuz erken erişimde olan bir oyun. Ve bir hayatta kalma oyunu Fragmented. Listemizin en düşük. 8 TL'ye Fragmented, erken erişim. Evolve tarzı, biraz daha içerisinde böyle makinalar, arabalar vesaireler girmiş. Evet. Güzel grafikli, pek bir sıkıntısı olmayan, bu survival tarzını sevenler için çok düşmüş çünkü fiyat ve çok iyi düşmüş. 32 liradan 8 liraya düşmüş. Ciddi bir indirim söz konusu. O yüzden bence türü seviyorsanız ya, gelişmekte olan bir oyun olduğunu tekrar hatırlatalım erken erişimde. Ve yani şey diye yorumlarda gördük. Ark sevdiyseniz, yani ben Ark'ı çok sevdim, bunu da çok sevdim diyen insanlar var. Siz de göz atmak ya, isteyebilirsiniz. Bu Survivor tarzının hepsi erken erişim ki. Erken erişimden çıkabilen olmuyor. Giriyorlar erken erişime, orada devam ediyor. Aynen, devam ediyor. Beşinci oyunumuz birazcık farklı bir oyun. Bir simülasyon oyunu. Car Mechanic Simulation. Yani Torna Atölyesi, ya Torna'yı da Kaporta Atölyesi'ne gireceğim ben diyorsanız. Gitmişsin sanayiye. Düşün, sanayide açmışsın bir dükkanı. Çekiyorsun arabayı oraya. Envai çeşit ama. Arabanın aklınıza gelebilecek her türlü yerini değiştiriyorsun, modifiye ediyorsun, rengini değiştiriyorsun, kaportayı boyuyorsun, tamponu değiştiriyorsun vesaire vesaire. Gerçekten hani arabaya, modifiyeye, arabaya, hani yarış kısmı, test drive'ı var bu arada, gidip test edebiliyorsun ama yarış oyunu falan değil arkadaşlar. Sadece oyun kaportacı İsmail, kaportacı Süleyman kafasında İstediğiniz hayalinizdeki arabayı yapıyorsunuz ki bence o yüzden de aslında tam nokta atışı yani. Kesinlikle. Nokta atışı bir oyun.
ortaokul yıllarında bir, yani hangi oyunda hatırlamıyorum ama bir oyuna çok fazla kafayı gömmüştüm böyle. Discovery Channel'da belki bilenleriniz vardır. Böyle 3000 dolar gibi bir bütçeyle bir haftada araba yapmaya çalışan tipler vardı. Aynı mantıklı bir oyun yapmışlardı ve ben de böyle oturup mouse'la şey cıvata söküyordum falan yani. Hani bakmayın, hani biraz dalga geçer gibi anlattık ama eğer True'yle ilgileniyorsanız gerçekten göz atmak isteyebileceğiniz bir oyun olabilir. Bu da ne kadarmış? 12,5 lira. Liraymış arkadaşlar. Yani aslında dilseniz ki buradaki her oyunu alacağım ben yaklaşık 60 lira falan gibi aynen bir öyle şey tutuyor. Ama bu hafta almayın zaten. Almayın. Bu hafta indirimde tabii 300 tane de oyun var bu arada. Buradan biz sadece 5 tanesi seçtik. Steam.multiplayer.com.tr'ye girip yazdığımız yazıya da göz atabilirsiniz. Yani farklı bazı oyunları da orada ele aldık. Ayrıca da hani bu tip videoların daha fazla gelmesini, daha doğrusu bu serinin devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalımızı takip etmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere.